Hocam Spor Dijital ekranlarına hoş geldiniz. Sinan Yılmaz'la birlikte bugün size sorularımızı yönelteceğiz. Önünüzdeki taktik tahtasında da bize anlatmanızı isteyeceğiz. Erol Hocam hoş geldiniz. Spor Dijital'e sizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Hem Fenerbahçe'deki döneminiz hem Alanya ve Yeni Malatya dönemlerindeki başarılarınız, Gaziantep dönemi. Sizin futbol anlayışınız nedir? Nasıl bir oyun fikri var kafanızda? Bununla başlayalım isterseniz. Sorunuz güzel. Malatya'da, Alanya'da ve Fenerbahçe'de genellikle oynadığım sistemler 4-2-3-1 veya 4-3-3 sistem üzerinde kuruluydu. Tabii rakibiniz de önemli sistemi oynarken. Genelde ama takımlarımla bu iki sistem üzerinde çalışmalarımı yapıyordum. Çünkü bazen deplasmanda oynadığınızda, ya Anadolu takımında çalıştığınızda, büyük takımla oynadığınızda 4-2-3-1 sistem üzerinde gidiyorduk. Kendi evimizde oynadığımızda daha çok 4-3-3 sistemine dönüyor. Daha hücuma yönelik bir sistem uygulatıyorduk. Tabii gene dünyada futbola baktığınızda oyun içerisinde ama hiçbir zaman bu 4-2-3-1, 4-3-3, 3-5-2 olmuyor. Çünkü futbolcuların hareketliliğiyle o sistemler değişebiliyor. Önemli olan top sizdeyken hedefiniz ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Hücum yönünü nereden gerçekleştirmek istiyorsunuz? Ve top rakibe geçtiğinde ne yapmak istiyorsunuz? Bu ikisi önemli. Top sizdeyken ve top rakipteyken. Tabii şimdi Malatya ve Alanya Fenerbahçe'den biraz daha farklı olduğundan dolayı büyük takımda teknik direktörlük yaptığınızda genelde herkes hücum yapmanızı bekliyor. Hep hücum. Defansı unuttuğunuzda gelecek tehlikeleri de iyi hesaplamak lazım. Biz de yaşadık. Diğer başka hocalar da yaşıyor. Aykut Hoca'ya da bu konuda çok eleştiri gelmişti. Efendim? Aykut Kocaman Hoca'ya da bu konuda çok eleştiri geliyordu. Yani daha hücum oyuna eleştirisi Aykut Hoca'ya da geliyordu, size de geliyordu. Ama baktığımızda ligde en çok gol atan ikinci takım mıydık? En az gol yiyen ikinci takım. O yüzden tutmuyor bazen o eleştiriler. Önemli olan o zaman şeye geri dönmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi finaline dönmemiz lazım. Inter 9 kişiyle, 5 kişiyle Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Orada da hücum oynadığını düşünmüyorum. Mourinho'nun Bayern Münih'i yendiği sezon. Evet. Orada ne oynadıklarına herkes iyi dikkat etmesi gerekiyor. Tabii futbol değişiyor. Bu demek değil ki defans oynadığımda başarılı olurum. Hücum oynadığımda, ofansif oynadığımda başarılı olurum. İkisi de lazım. İkisini de iyi yapmak gerekiyor. Şu an takımlardan konuşursak bunu en iyi yapan takım şu an Manchester City. Hem hücumu. 4 önde stoperle oynuyorlar yani. Sağ bek ve sol bek de stoper orijinli. Ama nasıl oynuyorlar? Stones ama buraya geliyor. Evet. İlkay öne kayıyor. Rodri ikisi burada. De Bruyne ikisi. Şu şekilde oynuyorlar. Ve Walker stopere geçiyor. Üçlü stoper yapıyorlar. Evet. Şu şekilde oynuyorlar. Stones her zaman ayağı iyi olduğundan dolayı, top alışverişi de iyi olduğundan dolayı, hücum da burada. Atak yediklerinde dörtlü defansa geçiyor. Ondan sonra 4-2-3-1'e dönüyorlar. Ne istediğiniz önemli, onu demek istiyorum. Hücumda ne, defansta ne istiyorsunuz? Bunu City bu sene mükemmel yapıyor. Bu olduğundan dolayı mükemmel yapıyor. Stones müthiş bir çıkış yaptı. Bu ikisi zaten belli. Bruyne'le İlkay Gündoğan ve Rodri orta sahada. Kanatlar zaten iyi işleyen. Grealish olsun. Bernardo olsun zaten kalitesi belli. Önde de zaten konuşmamıza gerek yok. O yüzden ne istediğiniz önemli. Bunu Manchester City müthiş yapıyor. Önceki yıllarında oynadıklarında Stones'i değil Beck'i içeri getiriyordular. Daha çok buradan içeri getiriyorlar. Üçlü kuruyordular. Şimdi onu stoperle yapıyor. Tabii elinizdeki malzeme de önemli. Kaliteli stoperiniz var ise orta sahada da oynayabilecek. Stones'u o şekilde kullanıyor. Tabii ben daha doğrusu dediğim gibi 4-2-3-1 veya 4-3-3 sistemleri üzerinden hep oyunumu gerçekleştirdim. Son yıllarda Malatya, Alanya, Fenerbahçe'de. Bizde de Fenerbahçe'den konuşursak bizde Caner vardı. Kaliteli ortalar yapabilen futbolcumuz. Gökhan da vardı aynı zamanda ama biz daha çok Caner'i öne çıkarıp, Gökhan'ı da öne çıkarıp iki kanadımızı biraz içeri çekerek Gustavo'yu ya merkeze alıyorduk ya da Gustavo'yu dışarı alıyorduk veya Soza oynadığında aynı şekilde veya Ozan oynadığında aynı şekilde. Biz bu şekilde oyunu kuruyorduk. Burası yaklaştığında yine 3-4-3 şekli üzerinden. Çünkü Caner'e top geldiğinde Caner'in ortaları kaliteli olduğundan dolayı kanada oyuncusunun içeride iki forvet gibi Elkas soldan içeri giren. Kanadınızda içeride olduğunda zaten buradaki bekinizi bazen biz içeri alıyorduk. Bazen dış kulvarda burasına kadar içeri giden gelebiliyordu Gökhan. Bu şekilde hücumlarımızı gerçekleştiriyorduk. Bazen iyi tutuyordu. Maalesef bazen de istediğimiz sonuçları maalesef alamıyorduk. Hücum oynamamıza rağmen kaybettiğimiz maçlar oldu. Ama bu futbolda var. Her zaman istediğiniz bazen çıkamayabiliyor. Ama genelde oynadığımız sistem buydu. Hocam teknik direktörlük geliş süreci Fenerbahçe çok konuşuldu. Sen de kupa finalinden sonra geldin, imzayı attın. Çok da süre olmamıştı hazırlık kampı vesaire derken.
O süreci bir anlatır mısın hocam? Nasıl gelişti? O süreç... Çünkü çok özür diliyorum, ekleyeyim. Orada çok fazla teknik direktör varken finalde böyle bir tarafta Nenad Bjelica, bir tarafta Erol Bulut'tu. Sonra hocam sen zirveye çıktın ve kaldın. Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldun. Ya açıkçası sezon sonuna doğru işte yazılıp çiziliyordu. Böyle bir düşünce var işte. Ben düşünüyorum, Fenerbahçe'de diye. Ama Fenerbahçe'de hiçbir görüşmemiz olmadı. Çünkü final maçımız vardı biliyorsunuz Trabzonspor'a karşı. Başka teklifleri vardı, onu söyleyebilirim. Her zaman da söylemiyorum, yurt dışından teklif vardı. Serie A mı? Serie A'dan vardı. Söyleyebilirim, Hellas Verona vardı. Hellas Verona ile görüşmem vardı. Bir seviye zaten gelmişti Hellas Verona. İtalyancanız var mı? Başlamıştım. Hızlı yol almamız gerekiyordu orada yer almış olsaydı. Çünkü Almanca var, Yunanca var. İngilizce var. İngilizce var, Türkçe dil. Birini daha ekleyeceğiz gibi gözüküyor bakalım. Güzel. Dediğim gibi o güne kadar bir şey yoktu. Zaten takımlarla görüştüğünüz zaman Hellas Verona'ya da olsun, diğer gelen teklifler de olsun. Hep her zaman benim cevabım şey oldu. Kupa finali var, kupa finali oynansın. Ondan sonra oturup konuşalım. Çünkü maçıma konsantre olmak istiyorum. Bir hedefe giden bir yolculuk var Alanyaspor'la. O yüzden kafamı şu an transfere değil daha çok futbolculara ve takıma yönetmek istiyorum. Nitekim o şekilde oldu Fenerbahçe'yle. Final bittikten sonra görüşmemiz oldu. O şekilde ondan sonra. Tercih edilmenizle ilgili bir sizi tercih etme sebebi olarak Fenerbahçe bir açıklama yapmış mıydı sizi? Sizi şu yüzden görüştüğümüzde alternatifler vardı ellerinde. Bir yapay zeka sistemi var. O sistem üzerinden bütün analizler yapıldı ve araştırdılar kendileri. Güzel bir şey araştırmaları. Ben de hangi seviyede olduğumuzu görmüş olduk orada Avrupa hocalarıyla. Onların önünde olduğu sonucu çıktı istatistikte. Nitekim o şekilde yol almış olduk. Hocam şuna gelelim. Ben şimdi sizi 4 dönem olarak ayırıyorum teknik direktörlüğünüz. Yeni Malatya ve Alanya'da oldukça başarılı bir dönem. Ondan sonra Fenerbahçe var ve Gaziantep'te de maalesef maddi sıkıntılar. Sezona iyi başladınız ama maddi sıkıntılardan sonra biraz düşüş yaşandı. Şimdi Yeni Malatya ve Alanya'da başarıyla giden bir kariyerden sonra Fenerbahçe'ye geldiniz. Fakat bana biraz ölü doğmuş bir anlaşma gibi geliyor bu. Sebebini de şöyle söyleyeceğim. Genç ve potansiyelli bir teknik direktör göreve geldi ve oyun anlayışı çok belli. Hem Yeni Malatya'da hem Alanyaspor'da oynattığı oyun çok belli. Fakat o dönemki sportif direktör de Emre Belözoğlu. Şimdi de teknik direktörlüğünde görüyoruz ki onun anlayışı da futbol anlayışı da çok farklı. Sanki birbirinden 180 derece farklı iki hocasınız siz. Ve transferler bana göre bu. Benim yorumum. Bilmiyorum. Siz şimdi doğrusunu söylersiniz. Sanki Emre Belözoğlu'nun takımına, Emre Belözoğlu'nun futbol anlayışına göre transferler yapıldı. Ama takımın teknik direktörü de Erol Bulut'tu ve bambaşka bir futbol anlayışına sahip. Sanki buradan doğan, işte ölü doğmuş deme sebebim bana biraz buradan başladı gibi geliyor. Yok. Anlayışına ve görüşüne saygı duyuyorum ama tam anlamıyla öyle değil. Sonuçta Fener'e geldiğimde birkaç transferin bizzat ben kendim istediğimi başkana ve kendisine ilettim. Yapılan transferlerden de isimlerden zaten belli. Alamadığımız transferler oldu. Benim istediğim transferler ve alamadığımız oldu. Bunlardan birisi Bakasetas. Onu açık ve net söyleyebilirim. Sezon başından beri istediğim bir futbolcuydu. Çünkü Alanya'ya getiren kişi bizdik. Oradaki ekiple birlikte transferini yaptık. Müthiş bir çıkış yaptı. Öyle bir futbolcuyu takımınızda her zaman istersiniz. Zaten transferinde Trabzonspor'a yaptıkları ortada. Trabzonspor'u şampiyon yapan adamlardan biri. Tek ona biraz üzülüyorum. Onun transferi Fenerbahçe'ye gerçekleşmediğinde de bize büyük katkısı olacaktı. Ondan emin olabilirsiniz. Ama bazen şartlar o şekilde gerçekleşiyor. Her istediğiniz olmuyor. Bu demek değil ki bütün transferi teknik direktör bir takımda gerçekleştirecek. O da doğru değil. İstişare şeklinde olması gerekiyor. Evet benim yaptığım, istediğim transferör oldu ve sportif direktörü o dönem Emre'ydi. Yönetimin yaptıkları transferler oldu ve birlikte yaptığımız transferler oldu. İstediğiniz istişareyi oluşturabildiniz mi? Yani bir birliktelik, kafa yapısı olarak belli bir uyum olabilmiş mi? İstişare yaptık ama işte Bakasetas'ı şeyimiz tutmadı, gerçekleşmedi. Ne sebeplerdense gerçekleşmedi. Başka futbolcular takıma monte ettik. Tabii şimdi hocanın oynattığı bir sistem var. Tanıdığı futbolcular var, bildiği futbolcular var. Takıma ne verebileceğini biliyor. Onlardan birisi Bakasetas'tı. O gerçekleşmedi. Ha şimdi diyeceksiniz, hocam Bakasetas olsaydı her şey farklı mı olurdu? Evet olurdu. Şampiyon olur muydunuz hocam Bakasetas olsa? Zaten aramızda Beşiktaş'ta benim ayrıldığım dönemde 4 puan bir şey vardı ve 10 hafta daha vardı. Ve bütün zorlu maçları tamamlamıştık o dönem. Ondan sonra zaten ilk yarıya baktığınızda 9'da 8 bir periyodumuz oldu. İlk yarı, aynı dönem. Zaten orada bizim takım olarak bir çıkışımız olacaktı sezon sonuna doğru. Beşiktaş'ın da zaten baktığımızda sezon bitiminde düşüşü oldu performans olarak. Yakalama şansımız olacaktı.
o dönem yönetim ayrılma kararı aldı. Yollarımızı ayırdık o şekilde. Fenerbahçe'de deplasman maçlarındaki başarınız çok çarpıcıydı, evet, iç sahaya göre. Onun sebebini neye bağlıyorsunuz hocam? Deplasmanda takım niye çok daha rahattı, puanları topluyordu? İç sahada niye aynısı olmadı? Güzel bir soru. Onun cevabını biz de çok aradık. Evet, deplasmanda rekor kırdık bildiğim kadarıyla. Evet. Ama evde de rekor kırdık mağlubiyetlerimizle. Tabii normalde evde baskılı ve daha rahat kazanmamız gerekirken daha fazla strese girdik. Futbolcu baskı üzerinde hissetti. İstediğimiz sonuçları elde alamadık. Ama bir tarafını şeye bağlıyorum, taraftarımız yoktu. Pandemi döneminde. Şimdi benim dönemimde biz taraftarsız oynadık maalesef. Fenerbahçe'nin kendi evinde 50 bin taraftarı olduğunda atmosferi ve oynadığı futbolu herkes çok daha iyi. Ben kendim bizzat 4 sene boyunca yaşadım. En büyük eksiğimiz 12. güç oldu. O da taraftardı. O yoktu. Ha, o olmuş olsaydı farklı mı olurdu? Olabilirdi. Şimdi bir Valencia transferi var. Sizin aldırdığınızı düşünüyorum. Çünkü o dönem hatırlıyorum. Basın toplantısında falan da Valencia'nın istatistiklerini söyleyip ne kadar iyi bir oyuncu olduğundan bahsetmiştiniz. Bu seneye de damga vurdu. Alex'in... Bana kızmışlar o dönem. Öyle mi? Sebebi? Evet. Bilmiyorum işte. Sezonda 20 gol atacak, 25 gol atacak futbolcu kim, Valencia mı olacak diye şu şeyler vardı. Şu an 30-32'leri buldum kulvarlarda. 3 seneye baktığımızda 60 gol attı. Değil mi? Yakın. Evet. Bu sene zaten... O arkadaşlara mesaj oldu. Güzel. Ya şimdi şöyle bir şey var. Hem Yeni Malatya'daki orta sahalar Guilherme ve Alexic çok ciddi bir çıkış. Alanyaspor'daki orta sahalar zaten Alanyaspor sizden sonra da orta sahada bayağı iyi transferler Salih yaptırdı. Hocam, sizde Bakasetas de Salih, Bakasetas. Ceyhun vardı. Berkan sizin dönemde geldi galiba. Sonradan yok. Berkan ilgileniyorduk. Ben ayrıldığımda anladım. Alınması gereken futbolculardan biriydi. Berkan olsun, Efkan olsun. Ve bunları da zaten Alanyaspor takımına katmış oldu. Doğru. Sizden sonra da o devam etti. Sizinle başlayan Alanya'da da bir orta saha. Fakat Fenerbahçe'deki orta saha transferi Bakasetas istediğiniz olmamış. Evet. Fenerbahçe'de orta saha transferi gelmedi hocam sizden anladığım kadarıyla. Çünkü baktığım zaman profil olarak da çok sizin tarzınıza uyan oyuncular göremedim orada. Mesela Mesut Özil transferi sizin istediğiniz tarzda bir 10 numara mı mesela Mesut Özil? Ya o başka bir projeydi. Mesut dünyanın en iyi geçirmiş ve gördüğümüz en iyi 10 numaralardan biri. Evet. Ama Mesut'un bir dezavantajı vardı. Son 1,5-2 yıl top oynamadı. İşte İngiltere'de, Arsenal'de yeterince şans bulamadı. Bize geldiğinde zaten eksikliği vardı. Bir seviye getirmeye çalıştık. Sakatlandı. Antalya maçında biliyorsunuz burada bileğinden sakatlandı. Zaten sezonu kapatmış oldu. Sosa ve Mert Hakan da çok formda geldi Fenerbahçe'ye. Bir önceki sene ikisi de Sivas ve Trabzonspor'da çok iyi işler yapmıştı ama onlardan da istediğinizi alabildiniz mi? Ne İstediğimiz verimi maalesef alamadık. Sosa'nın Trabzon'da gösterdiği performans bizde maalesef o performansı gösteremedi. Mert Hakan'dan daha fazlasını beklemeyi düşünüyorduk. Sivas'ta gösterdiği performans çok muhteşemdi. Ama tabii şimdi Sivas'ta oynamak farklı, Fenerbahçe forması altında oynamak farklı. O yüzden bir de taraftar baskısı yoktu aslında. Futbolcular o konuda daha rahat olmaları gerekirken bazı futbolcular da işte öyle böyle baskı yaptı. Peki hocam 2017'de teknik direktörlüğe başlıyorsunuz. Yeni Malatya ve Alanya çok iyi. 2020'de de Fenerbahçe'nin başına geçiyorsunuz. Evet. Sizce hızlı oldu mu? Yani zaten o dönem şey tecrübesiz vesaire deniyordu. O tip eleştiriler de geliyordu. Erken mi oldu söyle. Ben öyle düşünmüyorum. Hı-hı. Ben kesinlikle öyle düşünmüyorum. Ha, yurt dışına gidebilir miydin sorabilirsiniz. Ama sonuçta bir karar verildiyse bu kararımın arkasında her zaman ben durdum. Hiçbir şeyden de pişman değilim. Sonuçta futbolda hocalık kariyerinizde hep tecrübeleniyorsunuz. Yeni bir şeyler öğreniyorsunuz. Fener'e geldiğimde de ve o süreçte 30-31 haftalık süreçte öğrendiğimiz ve kaptığımız çok pozitif, aynı zamanda negatif şeyler öğrendik. Bu gelecek hocalık kariyerimde bana büyük faydası olacak eminim. Devam edelim hocam. Oyunculuk kariyerin zaten çok önemli Fenerbahçe'de. Yurt dışında Olympiakos, Volu çok önemli takımlar var. Eintracht Frankfurt var. Sana şunu soracağım hocam. Yunan Ligi'ni çok hakim olduğunu biliyoruz. Süper Lig zaten aynı şekilde. Bununla beraber Bundesliga'yı da sayabiliriz. Süper Lig'e baktığımız zaman yaptığınız transferlerin içinde tabii ki zaten dünyada da %68 falan 10 transfer yapıyorsun. 7'si tuttu mu başarılı sayıyorlar. İşte Figueiredo'yu sayabiliriz. Önemli oyuncular Siopis yanılmıyorsam. Siopis, Bakasetas. Bakasetas. Guilherme, Alexic. Alexic keza İsviçre Ligi'nden getirmiştiniz yeni, evet, Malatya'ya. Hocam bir geniş bir scouting havuzunuz mu var yoksa kendinizi izleyip mi karar veriyorsunuz? Bu başarıyı nasıl yakalıyorsunuz? Böyle söyleyeyim. İlla ki kendimi izliyorum. Zaten söylediğim son haftalarda sürekli İstanbul'dan fazla yurt dışında şu an dolaşıyorum, izliyorum. Ekibim de aynı şekilde.
Sağ olsunlar, onlar da gerçekten uzun saatler boyunca analiz edip futbolcu izleyip bize sunuyorlar. Zaten ne istediğimizi ekip biliyor, futbolcu tarzını biliyor. Geçmişte de o şekilde çalışarak portföyümüzü bayağı genişlettik. Ona göre de zaten transferlerimizi yaptık. Tabii çok çok daha iyi futbolcular piyasada var ama alabilirliğiniz kadar maddi yönden orada bazen sıkıntı yaşıyorsunuz. Anadolu takımlarında genellikle bu maddi problemler ortaya çıktığından dolayı istediğiniz birinci, ikinci opsiyonu alamayabiliyorsunuz. O yüzden üçüncü veya dördüncü opsiyona dönüş yapmanız gerekiyor. Ama şükürler olsun biz Malatya'da hem Alanya'da bayağı başarılı olduk bu konuda. Hocam böyle kariyerimizde geziyoruz şu anda. Bir oraya gidiyoruz, oyunculuk kariyeri Fenerbahçe, Alanya. Ben yine Alanya'ya döneceğim. İşte son dönemde sizinle beraber Francesco Farioli, Çağdaş Atan, Sergen Yalçın, futbolculara bakarsak Ozan Tufan, Salih kendilerini bulma tırnak içinde net olarak gözüküyor. Alanya'nın... Bunun içine Ceyhun'u da sayabiliriz. Mesela Ceyhun'u, Gülselam'ı da ekleyebiliriz. Evet. Alanya'nın suyu mu farklı, yemekleri mi güzel? Alanya neden böyle insanların tırnak içinde rehabilitasyon merkezine geçmiş durumda? Hava şartları orada daha uygun. Yo, futbolcu kesinlikle Alanya'da kendini iyi hissediyor. Neyi farklı yapıyorlar hocam Alanya Spor? Baskı yok bir yandan, çok önemli. Baskı yok. Şehir zaten güzel, sıcak. Tribünler de çok renkli. Yani gelenler, turistler falan bile maç izlemeye geliyor. Zaten bir futbolu seviyorlar. Bir Skandinav taraftar grubu var. Evet. 600-700 kişilik her maça geliyorlar. Destekliyorlar takımı. O çok güzel. Atmosfer gerçekten güzel şeyde Alanya'da. Ama orada, ben kendi dönemimden de bir konuşabilirim. O kadar keyifli bir atmosferden Kadıköy'e gelmek de tam tersi olmuş olabilir. Yani 2014'ten beri Fenerbahçe kupa alamıyor. Evet. Ve bu işler biraz kötü gittiği zaman bir kırılganlık, bir stres ortamı artıyor galiba. Fenerbahçe'deki durumu hocam neye bağlıyorsun? 2014'ten beri kupa alınamama. Bu stres Alanya'nın tam zıttı mı? Çok yaşanıyor mu gerçekten? Böyle söyleyeyim. Her kulüpte sıkıntı var. Şimdi orada tamam 5. olduk, Avrupa'ya götürdük takımı, final oynadık, kupayı kazanabilirdik. Orada da sıkıntıları, o sıkıntıları daha çabuk çözebiliyorsunuz orada. Yetkiniz, şey alanınız daha farklı. Orada daha hızlı yol alabiliyorsunuz bazı konularda. Büyük takımlarda her zaman o şekilde olmayabiliyor. Şey dönemini anlattım demin. Son 10 haftalık dönemi anlattım. İlk yarıda 9'da 8 veya 8'de 7 mi yaptık? Tamam. Aynı süreçte mi? Aynı süreç. Aynı süreç. 10'da 9'du. 10'da 9 yaptık. 10'da 9'du. Aynı süreç. 10'da 9 yapmışız. Zaten bu şampiyon olacağımız anlamına geliyordu. Devam etmiş olsaydı. Ha, bu demedi ki aynı şekilde kazanacaktım. Bunu bilemezsin. Olmadığımızdan dolayı bir şey söyleyemeyiz. Kazanmamıza rağmen maçları üst üste tesisimize gittiğimizde daha farklı bir hava oluşması gerekiyordu. O hava maalesef belki geçmiş yılların sıkıntıları, stresleri çalışan kişilerin üzerinde hala olduğundan dolayı onu maalesef bilemeyeceğim. Bir şey de söyleyemeyeceğim ona. Çünkü biz bile şeyini bulamadık, çaresini o konuda, tesis içinde. Psikolog getirdik, psikologla çalıştık. O sıkıntı, stres yaşanıyordu. Tabii yani, onları çözmeye çalışıyoruz. Her taraftan yardım almaya başladık o konuda. Futbolcuya daha destek olup daha futbolcuyu rahatlatma konusunda. Ama peki maalesef... hocam sen Fenerbahçe'de futbolculuk yaptın, taraftarlığını da yaptın. Teknik direktörlüğünü de yaptın. Bir Fenerbahçeli olarak en zor hangisi bunların? Hocalık. Hocalık en zor. Neden peki hocam? Yani taraftarlık daha zor değil mi baktığınız zaman? Ya taraftar her zaman her yerde desteğini veriyor sağ olsunlar. Tabii ki zaman zaman gelecekler, sinirlenecekler. Bu doğal, galibiyet bekliyorlar. Takım kötü oynadığında tepkilerini göstermeleri gerekiyor. Ha, tepki bel altı olmadığı süre sorun yok. Ama maalesef bel altı olan durumlar da oluyor. O hoş değil. Sonuçta burada hoca olsun, ekip olsun, yönetim olsun. Fenerbahçe'nin galibiyeti için herkes sahada mücadelesini veriyor. Hiç kimse maç kaybetmek istemez. Hele hoca hiç istemez. O yüzden hoca en son nokta ve ekibiyle birlikte her şeyimizi zaten ortaya koyup çalışıyorduk bütün ekiple birlikte. Bazen işte dediğimiz gibi işte evdeki oynadığımız maçlarda taraftarımızın katkısı olsaydı o sezon daha farklı olabilirdi. Hocam kısa kısa gidelim. Yurt içi ve yurt dışı hocam. En beğendiğin teknik direktör var mı? Takip ettiğin. En beğendiğim ve idol dediğim diyemem. Başarılı bulduğun diye. Ama beğendiğim teknik direktörler var. Demin zaten tahtada da anlattım. Pep Guardiola'nın sistemi, stoperle öne çıkması ama stoperde onu yapabilecek kalitede olması lazım. Onu Stones'la iyi buldu. Daha önce Beckley onu yapıyordu. İçeri giriyordu. Onun sistem, çalıştığı sistem hoşuma gidiyor. Onun dışında Liverpool'daki Klopp'un sistemi. Ama bu sene değil. Geçen seneki sistemi. Tabii o da aslında aynı sistemle oynuyor ama sakatlıklar takımda çok fazla olduğundan dolayı onun yerine yedek kulübesinden getirdiği futbolcu tam anlamında tutmadı. Mane'yi de gönderdiler.
Orada da bir eksiklik oldu. Yerini tam dolduramadı. Ya, takip ettiğim hocalar var. Daha önceden Allegri'yi çok beğendiğim dönemler oldu. Çünkü 3-5-2 sistemini en iyi oynatan Juventus'ta yıllar önce Conte aynı şekilde. Takip ettiğim öyle teknik direktörler oluyor. Peki Türkiye'de var mı hocam? Mesela siz az önce Alanya'yı bahsettik. Orada Çağdaş Hoca olsun, Farioli olsun. Hep genç, sizin gibi genç hocalar çıkış yaptı. Türkiye'de gençlerden olabilir, tecrübelilerden olabilir. Beğendiğiniz hoca var mı? Öyle yetenekli ve kendini geliştiren hocalar var. Zaman zaman başarılı olan Ömer Hoca'ya da buna. Şimdi Ömer Hoca. Ömer Hoca'ya da katabiliriz. İlhan Palut'u katabiliriz. Çağdaş şu an Kayseri'de iyi işler yapıyor. Bazen inişler olmasına rağmen, ama bu takımlar da inişler çıkışlar olacak. Farioli bunlardan biri. Sezon sezon değişiyor. Bir de en önemlisi elinizdeki malzeme. En önemlisi. Eldeki malzeme iyi olduğu zaman, üzerinde siz kendi bilginizi kattığınızda zaten farklı bir yere doğru gidebiliyorsunuz. Bunu şükürler olsun biz Malatya'da ikinci sezonumuzda başardık. Üzerine birkaç futbolcu katarak Avrupa'ya takımı taşıdık. Alanya'da iyi bir takımın üzerine yine birkaç transfer yaparak onu da Avrupa'ya taşıdık. Malzeme varsa gerisi daha kolay oluyor. Hocam devam edelim peki. Şimdi tabii Fenerbahçe'de teknik direktör deneyimlediniz yani kendiniz. Biliyorsunuz ortamı, Samandıra'yı. İlerleyen dönemde Süper Lig'de, çünkü genelde görmüyoruz bunu. İki takım arası geçişler. Fenerbahçe, Galatasaray ezeli rekabeti hep yaşanıyor. Ben çünkü burada baktığımda önümde de işte Alanya'da kupa finali, Alanya Yeni Malatyaspor, Avrupa ön eleme turlarına taşıma, 2020-21 sezonu bitime 10 maç kala hala şampiyonluk iddiası. Ortada bir başarısızlık yok aslında. Evet. Bir gün ezeli rakip olarak gördüğü Fenerbahçe'nin Galatasaray'dan teklif gelirse tavrınız ne olur? Gider misiniz veya gitmez misinizi sormuyorum. Şaşırtır mı sizi bu ülke ikliminde? Ya, teklif tabii gelebilir, ona bir şey diyemem. Ama siz nasıl değerlendireceksiniz o başka bir soru. Nasıl değerlendirirsiniz? Bilmiyorum, şu an cevap veremeyeceğim ona. O zaman öyle hocam, bir teklif gelmediğinden dolayı cevap veremeyeceğim. Kısa kısa gitmeye devam edelim. Süper Lig'de en beğendiğiniz oyuncu kim hocam? Şu an efendim? Dışarıdan izleyicisiniz. Süper Lig'de en beğendiğiniz futbolcu kim? Bir izleyici olarak. En beğendiğim futbolcu. Bölmemiz lazım kategori. Genç. Tecrübeli. Tamam, en genç. Pozisyon da böyle. Gençten söyleyebilirim. Bizim dönemimizde Arda'yı antrenmanlara ilk çıkaran kişiler olduğumuzdan dolayı, tabii altyapı ekibin katkısıyla, çünkü onlar sonuçta futbolcuyu bize sundular. Biz de o şansı verdik bizimle çalışmasına. O zaman zaten belli ediyordu Arda'dan iyi bir futbolcu olacağını. Şu an izlediğim zaman gurur duyuyorum. Gerçekten iyi. O zaman daha 15 yaşında falan. İyi, evet 15 yaşında. İmzanız var üstünde. 15 yaşında. Evet. İyi bir seviyede gidiyor. İnşallah nazar değmez bu şekilde devam eder ve daha da üzerine koyar inşallah. Ama yolu daha uzun. Oldum demeyecek, ne olacağıma bakması lazım. Peki beklentide hocam dünya çapında bir oyuncu olabilir mi? Yani beklenti o çünkü. Ama tabii o yol ya, bence çok kolay değil. Arda'ya da biraz bu haberlerle çoğu kişi etkiliyor. Kafası karışıyordur düşünüyorum. Şimdi dünya çapında olabilir mi? Olabilir, onu bilemezsin. Olabilir. Yurt dışına belki transfer olacak. Orada kendini daha da geliştirecek. Ona bağlı. Ha, belki Türkiye'den çıkıp iyi birlikte kendini bir test etmesi lazım. Oluyor mu? Çünkü oradaki tempo, Süper Lig'deki tempodan daha yüksek. Premier Lig olsun, Serie A olsun, Almanya Ligi olsun, İspanya olsun. Tempo daha üst seviyede. Süper Lig zaten hocam Avrupa'nın en yaşlı ligi. Biz tabii şimdi dışarıdan izlediğimiz zaman iyi özelliklerini zaten çok görebiliyoruz. Ama bir teknik direktör bakış açısıyla hangi özelliklerini geliştirmeli Arda bir büyük bir yıldız olabilmek için? Yine taktiğe gireceğim. Güzel olur. Şimdi futbolda top sizdeyken ne yapmanız gerekiyor? O bazı futbolcular için daha kolay. Arda için kolay. Seviyor. Top bizdeyken, işte rakip de değil bizde. Oynayayım, pas alayım, vereyim, araya atayım. O güzel. Top rakibe geçtiğinde aslında işi başlıyor. Orada kendini geliştirmesi lazım. Çünkü futbol iki yönlü. Geçişler, hücumdan savunmaya, savunmadan hücuma, bunlar önemli. Top rakipteyken de işini iyi yaparsa çok daha iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyorum. Hocam tekrar hem oyuncu hem teknik direktör anlamında bir soru soracağım. Şu an aktif sol bekler var Türkiye'de, önemli. Birisi Kazımcan Karataş, birisi Eren Elmalı. Yakın dönemde Rangers'a giden Rıdvan Yılmaz. Evet. Hep de bir Türk futbolunda klişe vardır. Sol bek ve sağ bek zor yetişir. Özellikle sol bek kısmı. Evet. Beğeniyor musunuz bu üç ismi? Eren Elmalı'yı evet beğeniyorum. Kasımpaşa'da oynarken evet, zaten iyi bir çıkış yaptı. İyi bir seviyeye geldi. Zaten Trabzon'a transfer oldu. Diğer arkadaşımız Galatasaray'da Kazım oynuyor. Kazımcan Karataş. Genç, ufak tefek hatalar olmasına rağmen iyi gidiyor. Daha iyi bir seviyeye gelebilir. Rıdvan zaten kendini gösterip yurt dışına transfer oldu. Şu an Glasgow'da oynamaya fazla başladı.
oynamıyordu ilk dönemde. Sakatlığı vardı, evet, oynamıyordu ilk dönemde. Şimdi oynaya başladı. O da iyi bir sol bek. Onun dışında Kasımpaşa'da gene sol bek Yasin, yani Yasin çıktı. İzledim son son maçlarda 16 yaşında. Düzgün sol ayak, ayağı sol ayak kaliteli iyi bir sol bek olma yolunda yol alabilir. Hocam Yunanistan Türkiye'yi iki iklimi de biliyorsunuz. Yunanistan'dan referans almamız gereken konular var mı futbol özelinde? Bizden daha iyi yaptıkları. Ya aslında bizim Türk futbolunda geliştirmemiz gereken taktik yönümüzü çok daha iyi geliştirmemiz lazım. O eksik. Çünkü kalitemiz var. Futbolu seviyoruz ama taktik anlayışı ülkemizde maalesef hala geriden geliyoruz. Orada kendimizi çok daha iyi geliştirmemiz lazım. Hem takım olarak hem bireysel olarak futbolcular kendimizi çok daha iyi geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi bu nereye giriyor? Altyapıya yine giriyor. Altyapıdan bu başlıyor. Bizim dönemimizde 11-12 yaşında bunları öğreniyorduk. Şu an 11-12 yaşında Türkiye'de altyapılarda baskı, yönlendirme, kaymaları, kademeleri çok fazla çalışıldığını ben düşünmüyorum. En büyük eksiğimiz o. O yüzden ya, Avrupa bizden önde. Son Adana Demirspor Beşiktaş maçında İsmail Çokçalış, Bursa Spor gibi aslında ligin en iyi altyapı takımlarından bir tanesinden çıkmış olmasına rağmen Adana Demir'in yediği gollerde hep bir pozisyon hatası. O dediğiniz maalesef çok doğru. Genç oyuncular 20'li yaşlarına geldiğinde bile taktik olarak çok basit hatalar yapabiliyorlar. Kesinlikle. Bunu ben bizzat kendim çalıştığım takımlarda altyapıdan futbolcu yukarı çıkardığımızda nerede duracağını futbolcu maalesef bilmiyor. Ya çok eksik var. Ha şimdi burada futbolcuya mı kızalım? Bence değil. Hocalarımız belki kızacak da hocalarımız kendilerini çok daha iyi geliştirmeleri lazım. Altyapı hocalarımız. Onlar o da eksik... tabii asgari ücretle çalışan. Şimdi hep neden çıkıyor? Birbirine bağlı olan çok şey var. Şimdi dediğiniz gibi asgari ücret olduğunda o kafayla tesise geliyorsun, çalışıyorsun. Takıma ne kadar bir katkı sağlayabilirsin. Her şey oturması lazım. A takımında nasıl bir sistem varsa altyapıda da aynı sistemi kurmanız zorunlu. Ha, kurmuyorsanız zaten yurt dışından daha yüksek paralar vererek alıyorsunuz. Ha, o da ülkemizde maalesef gidebileceği yere kadar zaten gitti geldi. Bundan sonra daha büyük sıkıntılar ekonomi olarak kulüpleri yaşayacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda altyapı her zaman önemli ama altyapıya maalesef biz yıllardır hep konuşuyoruz. Herkes konuşuyor ama hiçbir şey yaptığımız yok. Hocam kısa kısa sorular soralım sonra tamamlayalım röportajı. Hocam 1-0 mı 4-3 mü? Editör arkadaşım şimdi gönderdi bana. Öyle şimdi mi? Sen dersin ki hocam ben seni tanıdığım kadar sen 1-0 dersin. Değil mi? Kısmen. 2-1 derim hocam sana. 2-1 ideal senin. Ben 3-1 diyeyim o zaman. 3-1. 3-1 de olur hocam. O zaman şunu soracağım. Üçlü defans mı, dörtlü defans mı? Çünkü çok kaos oldu ülkede artık bu. Üçlü oynatana böyle sanki ayıp bir şey yapıyormuş gibi bakan spor yorumcuları var maalesef. Demin tahtada anlattım. Şimdi dörtlü defansla başlayarak ben de Fenerbahçe, Malatya'da, Alanya'da oynadım. Dörtlü her zaman başlayarak bekleri kaydırdığında arasına önlü böyle sonra zaten aynı olay çıkıyor ortaya. Bu önemli olan sahada ne istiyorsun? Daha çok riske mi girmek istiyorsun? İki stoperi mi arkada bırakmak istiyorsun? İki ön libero kalması gerekiyor o zaman. İki stoper olduğunda iki ön libero daha yakın. Beklerinde derinlik verip kanatları içeri çekip bu şekilde de oynayabilirsin. İki stoper ama top kaybettiğinde koridorlar açık olacak. Buralara da ön liberolardan biri hangi taraftan şey yapıyorsan kapatması gerekecek. Rakip iki kişi kaldığında sıkıntı yaşayabilirsin. Çünkü hızlı bir forvet defansın arkasına saktığında ve bunu zaman zaman Fenerbahçe yaşadı. Üçlüde de yaşadı. Önde baskı kurmaya çalıştı. Bu sıkıntıları yaşadı. Öndeki baskı mı? Galatasaray ilk döneminde bu sıkıntıları yaşadı. Toparladı sonra. Hocam sorun o arkaya top yemekteki problem önde baskının az kalması mı? Ya da yetersiz kalması, eksikliği. Sizin döneminizde mesela önde baskı yapmıyor, işte bekletiyor takımı vesaire gibi eleştiriler oluyordu. Oldu, evet, doğru. Zaman zaman biz de önde baskı uyguladık, kazandığımız toplardan gol attık. Ama ben daha çok bir de şimdi önde baskı yapabilmen için genelde baskılı oynayabilmen için ona göre futbolcu seçimini yapman lazım. Orada da Bakasetas'a geliyoruz yine. Bakasetas ön alanda en yüksek baskıyı yapan oyuncuydu çünkü Alanya Spor'daki. Tek Bakasetas değil. Orada bizim elimizde bir de Siopis vardı. Pire gibi çalışan orta sahada. Salih Uçan vardı. O da top kapmada istediği yüksek olan futbolcu. Kanatlarınız önemli. Forvetiniz önemli. Şimdi elinizdeki kadroya bakıp ona göre önde o baskıyı uygulamanız gerekiyor. Ve de önde baskı yaptım. Alamadım. O zaman
skorda birisi olması lazım. Yani önde iyi basacak oyuncum yoksa oraya gitmem benim arkada gol yememe sebep olur diyorsunuz. Kesinlikle. O yüzden onu kontrollü bir şekilde Fenerbahçe'de yapmak durumunda kaldınız oyunculuk yapısından dolayı. Benim dönemimde o şekilde oldu. Hocam son bir soru da soralım. Tarihi bir soru. İkisinden birini seçmenizi isteyeceğim. Sonra da kapatacağız röportajı. 1996'da Aykut Kocaman'a asist yaptığınız Trabzonspor maçı mı yoksa benim de evde mutfakta tek başıma izlediğim 37 ekran hiç unutmam onu Old Trafford'da 1-0 kazanılan Manchester United karşılaşması mı? Birini seçecek olursanız hangisini yeniden şimdi yaşamak öyle istersiniz? Öyle bir soru sordun ki sen ikinciyi seçersin cevap vermişsin gibi. Cevabını da zorluyor. Sen cevabını zaten veriyordun kendi adına. Sizin cevabı merak ediyoruz. Ama hocam. Ben 96 derim. Trabzon maçı mı? Evet. 7 sene sonra şampiyonluk yaşadık. Biliyorsun orada da uzun bir dönem şampiyonluk yoktu. Hatta ikisi de bilirim. Birisi yerli, birisi yabancı şeyinde. Kulvarda o yüzden ikisi çok ayrı maç. Tabii Manchester'de 40 sene sonra bir Türk takımını kaybetmiş oldu. Onun sevinci farklı ama diğerinin sevinci bambaşka. Sinan kaldın bir soru. Benim ilk senem Fenerbahçe'de şampiyon olmam bir o kadar daha güzeldi. Hocam çok teşekkür ederiz, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun.